Merhaba arkadaşlar. Merhaba DaVinci Resolve severler. Bu dersimizde DaVinci Resolve'da Video Bins ne işe yarar, nasıl kullanılır bunu öğreneceğiz. Peki nedir Video Bins? Bin normalde kutu anlamına gelmektedir. Bunun sandık, sepet gibi anlamları da mevcuttur. Ben burada Video Bins'i video sepetleri olarak çevirebilirim. Ancak teknik olarak işletim sistemlerindeki klasörlere daha çok benzemektedir. O nedenle video klasörleri olarak çevirmekte de herhangi bir sıkıntı görmüyorum. Şimdi gelelim 3 tane bin oluşturalım. Yani klasör oluşturalım. Bunu Edit sayfasında oluşturmak için bakın sol tarafta master yazısı vardır. Bunun altında sağ tıklıyoruz. Evet hemen sağ tıklıyorum. Bakın burada new bin der. Bir noktada yeni klasör diye değerlendirebiliriz. Ya da yeni sepet, yeni kutu, yeni depo. Böyle de değerlendirebiliriz. Bunun kısa yolu da varmış. Ctrl Shift N. Şimdi bir tane oluşturuyorum. Oluşturduğumuz zaman hemen isimlendirme yapabiliriz. Burayı siliyorum. Ve buna spor ismini veriyorum. Enter'a basıyorum. Şimdi Shift Ctrl N'ye basarak bir tane daha oluşturuyorum. Buna da doğa ismini veriyorum. Enter'a basıyorum. Yeni bir tane daha oluşturuyorum. Buna da animasyon ismini vereceğim. Evet, ismi belirledim. Enter'a basıyorum. Şimdi sol üst tarafta bir master'a tıklayalım. Bakın burada spor, doğa ve animasyon adında 3 tane klasör gözüküyor. Şimdi bu klasörlerin içerisinde isimleriyle ilgili videolar saklamamız mümkündür. Örneğin burada spora çift tıklıyorum ve spor klasörü içerisine giriyorum. Şimdi Ctrl I'ya basıp ortam dosyalarını içeri aktaracağım. Evet, videolar klasörümü açtım. O klasörün içerisinde de 3 tane klasör var. Klasörlerim içerisinde de çeşitli videolar var. Şurada sporu sürüklüyorum. Bu alana bırakıyorum. Şimdi bu kutuyu kapatıyoruz. Şimdi benim burada yapmış olduğum işlem sporla ilgili videolarımı spor binine yani klasörüne artık sepetine nasıl isimlendirirseniz atmaktır. Gelin şimdi diğer videoları da aktaralım. Bu sefer farklı bir yöntem kullanacağım. Buradakileri seçerek değil de tümünü buraya atacağım. Tekrar Ctrl I'ya basıyorum. Bu sefer videolarım içerisinde doğayı da animasyonu da sürükleyerek buraya bırakıyorum. Kutumuzu kapatıyoruz. Şimdi bu bölümde doğa ile ilgili olan videolarımızı Shift'e basılı tutarak seçiyoruz. Ben şöyle seçim yapıyorum. Evet, şu anda hepsini seçtim. Bunları şöyle tutuyorum, sürüklüyorum. Doğa klasörünün üzerine bırakıyorum. Artık onları doğa klasörüne atmıştır. Şöyle doğaya tıklıyoruz ve bu klasör içerisinde videolarımızı görüyoruz. Tekrardan şöyle spora bir gelelim. Bu sefer burada da 3 tane animasyonla ilgili videom var. Bunları da seçiyorum şöyle Shift'e basılı tutarak animasyon klasörünün üzerine getirip bırakıyorum. Şimdi animasyona tıklıyorum ve artık animasyonla ilgili videolarımızın da bu klasör içerisinde olduğunu görüyoruz. Doğaya tıklıyorum. Doğayla ilgili olanlar. Spora tıklıyorum. Sporla ilgili olanlar. Şöyle master'a da tıkladığımız zaman klasörler halinde görüntüleyebiliyoruz. Bu klasörlere cut ve media sayfasından da ulaşabilmek mümkündür. Şöyle kat sayfasına geliyoruz. Bakın sol üst tarafta yine klasörler halinde bunları görebiliriz. Spora çift tıklıyoruz. Sporla ilgili olanları görüyoruz. Tekrar yukarıda master'a tıklıyorum. Doğaya tıklıyorum. Yukarıdan master'a tıklıyorum. Animasyonla ilgili olan videolarımıza ulaşabiliyoruz. Bir kez bir medya sayfasına yani ortam sayfasına gelelim. Burada da binleri yani klasörleri sol taraftan görebilmekteyiz. Bakın spor, doğa ve animasyon. Bu alanda da bunların ön izlemelerini de yapabilirsiniz. Bakın video üzerine geliyorum. Ön izlemelerini yapıyoruz. Şöyle bir doğaya gelelim. Burada da ön izleme yapabiliriz. Evet arkadaşlar, bu dersimizde DaVinci Resolve içerisinde daha organize bir şekilde çalışabilmemize yarayan video binsleri öğrenmiş olduk. Sonraki DaVinci Resolve derslerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hep ama hep mutlu kalın diyorum.